Acil kreatif iki kişiye ihtiyaç varmış. Sizi çağırıyorlar oradan. Ah, ben olmasam var ya. Annem. Ah. Bana söyleyeceğin bir şey mi var? Yok. O zaman niye bana bakıyorsun sabahtan beri? Ben mi? Evet sen. Benim getir götürüm bitti de öyle boş boş bakıyordum. Size mi denk geldi? Evet. Bana denk geldi. O zaman odama gelir misin? Burada konuşsak. Sanem lütfen. Per favore. Per favore. Per favore. Otursana Sanem. Merhaba Polen. Merhaba Sanem. Mağaza ile ilgili grafikerlerin hazırladıkları bunlar. Sen de bir incele istersen. Senin kafandakine hangisi en yakınsa bir bakalım. Ona göre Levent'e haber verelim. Bekletmek istemezsin herhalde Levent'i. Tabii bekletmek istemem Levent'i. Yalnız Levent aşırı akıllı bir adamdır sanırım. Her dün böyle biraz samimi ve iyi görünüyordunuz. O yüzden ekstra sana bunu söylemek istedim. Gece uzun da sürdü galiba. İyi gitti yani. Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Bak öyle bir şey olursa lütfen bize de söyle, tamam mı? Kim bilir? Kim bilebilir Can Bey? Yeni bir aşk mı doğuyor, eski aşklar mı alevleniyor? Hayat. Dosyalara bak istersen. Dosya. Can. Geçti mi omuzun? Geçti. Geçti, çok iyi. Yalnız bak o sakatlıktan sonra dikkat etmen lazım. Çünkü elindeki taşlarla bir yere kadar yardım ediyor sana, biliyorsun. Taşların hikayesini benimle paylaştığı ne mutlu olmuştun değil mi Sanem? Önüne geleni anlatıyormuş meğer. Ah şapşal Sanem, ah! Alerjin tuttu galiba yine. Alerjim? Alerjim geçti gibi aslında. Yani bağışıklık kazandım diyebilirim. Ben çayı unuttum. Onu düşünüyordum oraya bakıp. Çay getireyim sana. Yok, yok, yok. Sen tasarımlara bak, ben kendi çayımı alırım. Alırım yani. Sen ister misin? İstemem, teşekkürler. Polen kahve? Lütfen canım. Yani Can Bey de bir çay tutkunu diyebilirim. Biz biraz sohbet ettik de bütün çayları biliyor. Demli çay, demsiz çay. Bu konu hakkında biraz kafa patlattık onu. Yani çayların isimlerine kadar biliyor. Ailesi Karadenizli galiba. Yok Sanemciğim, hiç alakaları yok Karadenizli. Can bütün dünyayı gezdi ama bir tek Karadeniz'e gitmedi. Yani en son 4 yaşında. Bilmiyordum bu konuyu konuşmamışız. Neden? Neden? Siste kaybolmuş Can çocukken. Saatlerce de bulamamışlar. Tabii sonra da ses fobisi oluşmuş. Neyse ki artık böyle bir şey yaşayacak bir ortamda değil. Neyse. Tuhaf bir adamdır Can. Öyle sırlarını kolay kolay kimseye açmaz. Bir tek ben bilirim. O yüzden kulübenin yerini benim bilmediğim halde senin bilmene çok şaşırdım. Yani aslında tesadüf. Yani Can Bey orada baskı yapacaktı. Benim de birkaç işim vardı. O şekilde denk geldi diyebilirim. Anlıyorum. Gerçi istememiştim. Şekeri koydum içine. Evet, olmuşsun. Sağ ol. Rica ederim. Can Bey, ben çalışamayacağım burada. Neden? Çünkü benim bilgisayarım yok. Şimdi ben bu dosyaları hazırlayayım size. Çıktı falan alayım. Öyle getireyim. Daha kısa sürecek emin. Daha kısa sürecek. Çok yaşa. Hep beraber. Dünya varmış.
Merhaba. Merhaba Can Bey. Ben telefon görüşmelerimi yaptım. Fiyat listesi yazıyorum şimdi. Sonra çıkaracağım Deren Hanım'a. Sonra da size. Senin bilgisayarın olmadığı için burada bu şekilde yalnız burada çalışıyordun değil mi? Ben doğru anladım. Evet. Ha? Bandanayı ben... O zaman belki bu işine yarayabilir. Depodan sana özel istedim. Bu ne? Can Bey, yani yukarı çık aşağı in, o kadar çok yoruluyordum. Çok işime yarayacak, çok teşekkür ederim. Ben ne yapıyorum ya? Yani hiç fikrim yok, sarılıyorsun. Evet, sarılıyorsun. Şu an bu sarılmak. Yanlışımdan mı konuştum? Yanlışından mı derken, haliyle evet, dışından. Yetiştirdiler sizi ya. Evet. 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 O zaman sen bu bilgisayarı al. Tamam. Al. Evet. Al bu bilgisayarı. Odama gel. Levent'in beklediği dosyalar vardı. Hı. Onların üzerinden bir geçelim. Onları bir çalışalım. Tamam. Gerçi sen Levent'le başka şekilde yani konuşup başka şekilde anlaşıp çözmüş olabilirsin bu meseleyi. Yok, biz o konuyu çözmedik Levent'le. Konuyu çöz... Hangi konuyu çözdünüz? Çözdüğünüz bir şey var mı herhangi bir şey? Yani bir şey çözdünüz mü hiç? Yoksa ha? Ya ben sormayı unuttum bu arada ya. Nasıl geçti Levent'le geceniz? Can Bey şu anda iş mi konuşuyoruz? Hayır. Tamam. Ben bandanamı alabilir miyim? Ya sen de taktın bandanaya ya. Ne bandanaymış bu ya? Benim bandanam. Ya sen hala bunu senin olduğunu mu iddia ediyorsun Can ya? Can Bey alabilir miyim? Ya ne alakası var? O bandana var? Benim. Bu sahipsiz ben buldum. Sahiplendim bu bandanayı. Benim bu bandanaya. Alabilir miyim bandanamı? Alabilirsin. Al. Alabiliyorsan al. Buyur. Tamam verin. Ben de veririm demedim. Alabilirsin dedim. Alabiliyorsan al. Buyur. Alıyorum o zaman. Al o zaman. Alıyorum. Hı hı. Her şey neden bu kadar zor? Bravo, aldım. Bravo. Rahatladın mı? Can Bey, ben sizi düşündüğüm için istiyorum bu bandanayı. Yani bu bandana pembe ve şirkette herkes benim bandanam olduğunu biliyor. Yani Polen görse nasıl açıklayacaksınız bu durumu? Polen gördü bunu, gayet okey duruma. Yani tamam, hiçbir sakıncası yok onun için. Nasıl yani? Aa, merhaba Polen. Aa, çok sıkıldım çalışmaktan, biraz dergilere bakmaya geldim Ayşe ve. Çok iyi yapmışsın. Ben odaya çıkıyorum, toplantıya. Görüşürüz. Sana söylüyorum Polen. Ah, tamam, gelirim ben de. Pardon oraya. Evet. Dergiler nerede sanırım? Dergiler arka tarafta, şu köşede. Bulabildin mi? Sanırım. Tamam. Tamam, ajansın programı da yüklendi. Artık rahat rahat çalışabilirsin Sanemciğim. Çok sağ olun. Yani bilgisayar bana çok zor geliyor. Daktilo olsa her şeyi çok çabuk hallederdim. Daktilo da çok iyiyimdir de. Sen çok farklı bir kadınsın Sanem. Böyle deli dolusun, orijinal fikirlerin var. Emre sende fotoğrafik hafıza olduğundan söz etti. Çok değer veriyor sana. Can da öyle. Sağ olsunlar. Abartıyorlar. Siz de Can Bey'le barıştınız herhalde. Yani ben öyle hissettim.
aranızdaki sorunları çözdünüz sanırım. Yani biz çok uzun zamandan beri birlikteyiz hani. Bizim tek problemimiz birbirimize uzak olmak. Onun da tabii dönüp dolaşıp geleceği tek yer benim yanım. Ama tabii bu sefer dayanamayıp kalkıp ben geldim. Buradayım. Evet, buradasınız. Neyse ben yukarıya çıkıyorum Sanem. Ben seni daha yakından tanımak isterim. Eğer sen de müsait olursan böyle bir baş başa yemek yiyelim diyorum. Tabii olur. Çok sevinirim. Tamam, harika. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen iyice modern oldun kızım. Aşık olduğun adamın sevgilisiyle yemeğe mi çıkacaksın? Can Bey de gelsin. Bir de suşi söyleyin, tam olsun. Ya sen sussana artık. Gerçekler acıdır Sanem. Yok, sus diyorum ya. Çekim hücrelerine baktın mı öyle? İki kez kontrol ettim Emre Bey, her şey yolunda. Harikasın. Girebilir miyim? Leyla, teşekkür ederim. Daha sonra yapalım, tamam mı? Tabii ki Emre Bey. Tamam. Bugün hiç görüşemedik. Özlemişim burada çalışmayı. Büyük şirketin enerjisi bile değişik oluyor. Enerjisini özlediğim belli canım. Yani benim bile takmadan abime teklif getiriyorsun. Ben aslında oraya seninle konuşmaya gelmiştim. Ama Can'ı öyle görünce suçluluk hissettim. Bir anda ağzımdan çıkıverdi. Koskoca araba firmasının işlerini hediye etmek geldi içinden, öyle mi abime? Tabii karşılığında ajansa girerek. Fena fikir değil. Emre, seninle aramız bozuk diye yaptığım her şeyin altında bir şey aramana gerek yok. Zaten ajansa yerleşmiyorum. Arada sırada gelip gideceğim. Burada olma nedenim sensin. Karşındayım işte, görüyorsun. Ama bana bu yetmiyor. Seni her an yanımda istiyorum. Evde, işte, yolda. Sana kendimi affettirmek için her şeyi yapacağım. Bütün bunlar Can için değil, senin için. Benim için. Benim için öyle mi? Bizim için. İster inan, ister inanma. Biz varız. Hep vardık. Hep olacağız. Görüşürüz. Yarın sete geliyor musun? Bir ara uğrayacağım. Hadi çalışmam lazım. Evet, yarınki çekime hazırız o zaman. Cece şu yemek işini rezil etmezsin değil mi? Ben sana güveniyorum. Güvenin Deren Hanım. Hatta ben soğutuculu araç bile ayarladım. Aa, şahane. Tabii. Müşteriyle konuştum, yarın için arayacaklar. Ya sen neden bana sormadan arıyorsun müşteriyi? Sana mı kaldı burada koskoca Fikri Harika dururken, sen kimsin? Bu saati olmuş aramamışsın. Senin hatan, müşteri dakiklikten hoşlanır. Benim müşteriyle çok seviyeli bir ilişkim var Aylin. Ama ben senin niyetini çok iyi biliyorum. Benim müşterimden uzak dur, yemin ediyorum. Bu sefer seni çok kötü paralarım bak. Yarın sette görüşürüz. Ben çıkıyorum. Çık. Çıkabilirsin, çık. İzin veriyorum. Çık. Çık, 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 çık. Çık. Çıkın hadi. Çıksın. Parçalayacağım bak bu kadını, zor tutuyorum kendimi. Deren Hanım sakin olun, ben şey diyecektim size, bu bir sorun var. Bu fruktaryen fırkateyni neydi ya o? Fruktaryen. Fruktaryen müşteriyi acaba böyle yerden toplamasak da meyveleri falan, ağaçtan toplasak ya da manavdan alsak anlarlar mı? Anlarlar tabii ki CC. Müşteri dalından düşmüş meyve istiyorsa meyve dalından düşmüş olacak. Git meyve ağaçlarının altına bak, topla getir. Hiç. Bazı şeyler tartışmaya açık değil. Değil artık canım, öyle bir şey olmaz. Yap diyorsa yapacaksın. Deren Hanım, verdiğiniz işleri hallettim. Mailleri attım. Aramam gerekenleri de aradım. Benim işim bitti. Aferin sana Emcim. Bugün çok hevesli gördüm seni. Bak ne kadar güzel. İsfa etmeye de çalışmadın. Sayende bir krizimiz eksik bugün. Başarılarının devamını diliyorum. Ne yapsam, yaranamıyorum bu kadına ya. Nesi var bu kadının? O gidik gidik bu ara. Kafa gitti onun. O yüzden seninle alakası yok. Cece, sen gerçekten yemek işini hallettin değil mi? Sen kime devrettin o işini? Hallettim. Osman'ın şey... Senin... Hı? Kasap o. Osman kasap. Hı? O böyle nişanlı. Et, yüzük takıyor, yüzük çıkarıyor. Aa. Tabii çıkarıyor çünkü o vururken şey olur diye. Aa. Hep böyle mahalleliye et dağıtan Osman bir insan. Hı. Öyle güzel de... Ay çocuklar, sizin haberiniz yok tabii. Ne?
Sanem'le Osman ayrıldılar. Aa! Aa! Bitti. Bozduk nişanı. Bozduk nişanı. Yalnız Gürizciğim, bu aramızda sır olarak kalsın olur mu? Kimsenin haberi olmasın. Ama yani sır olarak saklanacak şey mi bu? Şimdi ben söylemesem eninde sonunda ortaya çıkacak değil mi? Yani ben söyleyeyim en iyisi. Hadi söyle bakalım. Arkadaşlar! Sanem nişanlısından ayrılmış. Alkış olmazsa olmuyor. Alkış Ajan Şakir'in sevgilisi olmadığı için böyle davranış bozuklukları var hep. Yani böyle nişanlanıyorsun alkışlıyorlar, ayrılıyorsun alkışlıyorlar bu şekilde. Nasıl olsun ya? Ya evet. Evet. Bence artık bugünlük bu kadar yeter. Bugün anneme gideceğim. Ben galiba bu gece orada kalacağım. Tamam. Peki beni sen bırakır mısın? Hatta belki sonrasında bir kahve içeriz. Yani tabii işin yoksa. Olur, tamam. Can. Her şey tamam gibi. İstersen reklam metninin üstünden bir daha birlikte geçebiliriz. Deren şey, benim poleni bırakmam gerekiyor da. Bir bakayım. Ha tamam ya, bunu sen bana mail at. Ben hallederim, bakarım akşam. Ha, öyle diyorsan. Polen de tam gelecek günü buldu. Özel şoför tutsaydık vardı. Bana mı dediniz Deren Hanım? Hayır tabii ki Güliz. Bütün sinirimi senden çıkaracağım şimdi. Kırdırtma bana kalbini. Allah Allah ya, ben ne yaptım ya? Bir olay mı var ya? Ne oluyor Güliz? Sanem nişanlısından ayrılmış da onun şeysi. Ha. Sanem'in bir de nişanlısı mı varmış? Üstüne bir de Levent. Vay be. Bravo, bu kız bayağı hızlı. Gidelim mi? Hadi gidelim. Yani tükettik birbirimizi. Anlaşamadık son zamanlarda. Zaten ilk 6 ay deneme süreci oluyor ya ilişkilerde. Öyle. Bir anda bitti. Aileler arasında da çok büyük gerginlikler yaşandı. Peşin, ne yapayım? Ben peşinden mi konuşayım? Evet arkadaşlar, dedikodu saati bitti. Dağılın. Can Bey, ben aldım bilgisayarımı, odanıza geliyordum çalışmak için. Sanem geç oldu, benim çıkmam lazım. Sen bana mail at, ben akşam bakarım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Sanemciğim. Görüşürüz Polen. Bazen bitmesi gerekiyor diye düşündüm. Yakışıklı çocuksun ha, üzülme. Odama gelir misin Sanem? Ben de tam onu yapıyorum Can Bey. Can Bey. Sonra? Sonra tabii, siz nasıl istiyorsanız öyle Sanem. Sonra? Can, şu çekim için bir konuşabilir miyiz? Sonra. Sanem, odama gelir misin? Sonra. Ne? Ay ben size sonra diyemiyordum değil mi Deren Hanım? Sanem, odama, Deren, konu her neyse benimki çok daha acil. Çok acil. Bu kadar acil ne olabilir acaba getir götür elemanıyla? Ama getir götür elemanı, ben de öyleyim Deren Hanım, yanınızdayım ya. Cece, bana kahve. Tamam. Kahve? Tamam. Çığlık atıyor kahveye ya, getireceğim. Sonra, sonra, sonra. Hesap soracağım diyorsun öyle mi? Efendim? Albatros'u bulduğumda hesap soracağım deyip deyip duruyordun yani. Sorgulanacağım herhalde ben. Ha, evet. Evet evet, ben hatta size soru hazırladım. Hazırladım, soracağım onları. Süper, sor. Yeter ki sen sor. Tamam, ben başlayayım. İlk soru. Öpüştüğünüz kişinin ben olduğunu nasıl anladınız? Yani karanlıktı. Nasıl tanıdınız? Kokundan. Kokunu aldığım ilk gün tabii. Unutamadım, çıkmadı aklımdan. Sonra senin kokunu alır almaz uyanmış. Anladım. Diğer soru. O neydi? Ne zamandır biliyorsunuz peki? Uzun zamandır. Uzun zamandır biliyordum. Uzun? Evet. Siz bu zamana kadar beni kandırdınız o zaman, oyun oynadınız benimle. Yakışıyor mu size? Nişanlı mı vardı senin? Ne diyecektim, nasıl söyleyecektim? Senin öpücüğüm falan mı diyecektim? Gülenmez. Gülenmez. Mantıklı. Mantıklı değil mi? Bence de. Çok mantıklı. Mantıklı. Diğer soru. Herkes toplansın, toplantıya geçeceğiz. Ha, ben gideyim o zaman, ben gidiyorum. Tamam mı, hallettik mi? Hayır. Hayır, ha? Halletmedik. Ben bu soruları ve cevapları tekrar bir gözden geçireceğim. Ha. Eksik varsa onlara bakacağım. Okay.